Şimdi A noktasından B noktasına gideceğiz. Burada metraja baktık. 120 metre olan mesafe bayrağı. Buradan sonra rüzgara bakıp topu seçmemiz lazım. Rüzgar önemli. Şöyle bir test ediyoruz hatta. Attık. Hafif soldan sağ rüzgar var. Ben 100.000 metre aşağı yukarı buradan 8 demirle vururum. O yüzden çantamdan 8 numaralı sopayı çekiyorum. Peki Hazırım soldan bekliyorum. sağa hafif rüzgar var derken, yani vurduğun top oraya gidene kadar eğer düz vurursan hafif sağa dönecek Doğru. diye Kafamda düşünüyorsun. ona göre plan yapıyorum. Sen o Hafif zaman sola. biraz daha sola Evet. vuracaksın. Peki. Doğru. Sonra hazırız. Evet, green'e geldik. Hem de iki vuruşta geldik. Hocam tebrikler bu arada. Harika bir Teşekkürler. vuruştu. Şimdi şunu da anlatalım. İkinci vuruşu yaptığımız yer fairway'di. Yani fairway, green. Buradaki tabii çimlerin uzunluğu, kısalığı çok farklı. Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi hedefimiz A noktasından vurduğumuz zaman fairway'e düşmek. Rafa düşersek, raf biraz da adından da belli olduğu için kaba ot demek. Yani Kaba çim. otlar yüksek. Yüksek. Top onun arasına girdiği zaman vuruş ihtimali, yani şansınız daha az oluyor. O yüzden fairway'e düşmeye çalışıyoruz. Green'e düştüğünüz zaman ise green'in şeyi daha da düşük. Yüksekliği. Evdeki halı gibidir. Bakın burası yüksekliği halı ile aynıdır. Evet, sanki halı Yani gibi hiç. 4-5 milimdir şu anda bunun yüksekliği. Fairway ve raflar, mesela fairway'de aşağı yukarı 9-10 milimdir. Raflarınki 15 milime kadar çıkar. Aradaki fark bu. Ve artık burada green'de tek bir sopaya geçiyoruz. Evet. Putter Birazdan dediğimiz. bütün sopa tanıtımını yapacağız Bütün zaten. sopa Ekipman tanıtımlarını yapacağız tanıtımını ama yapacağız. burada artık Evet. sopa standart. Yani burada Doğru. artık bir sopa seçimi yok. Buraya düştüğümüz an, green'e geldiğimiz an elimize putter alıyoruz. O Putter putter da sopamızı. artık deliğe Evet. vuracağımız son sopa. Öyle değil mi hocam? Doğru. Oyunumuzu bitiriyoruz. Aldık patamızı. Şimdi burada yüksek bir vuruş olmadığı için elimize zarar vermeyeceğiz. O yüzden eldivenimize gerek yok. Ve daha iyi hissetmek için de Bravo. değil mi? Evet. Eldiveni çıkartıyoruz artık. Şu şekilde arka cebimize koyabiliriz. Daha sonra topun arkasına geçip burada ne kadar aşağı yukarı meyil var mı, ne kadar aşağı vuruyoruz onları görmek için aşağı doğru eğiliyoruz. Yani göz seviyemiz topla aynı oluyor. Bu şekilde arkadan da ne kadar sağa veya sola vurmak istediğimizi görebiliyoruz. Ve arkadan plan yaptım ben şimdi. Aşağı yukarı benim burası düz. Evet. Hocam şuna da bir açıklık getirelim. Profesyonel turnuvalarda sporcular genelde artık bu pata vuruşunu yaparken bayrağı kaldırtıyor. Ama bu son kurallarla beraber bu konuda bir serbest Oyuncu. bırakıldı. Oyuncunun isteğine bağlı. Doğru, oyuncunun isteğine Siz bağlı hangisini artık. tercih ediyorsunuz? Kalması bir yönden iyi. Bazen top çarpıp da girme ihtimali yüksek oluyor. Avantajı Evet, sağlıyor. yani O yüzden oyuncunun şeyine bağlı. Evet. kalması da o zaman bayrak Evet, kalıyor içinde elinde. kalsın. Evet, şimdi hazırlığımı yapıp atıyorum.